Sevgili İzleyiciler, Türkiye İşverenler Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol bir konuşma yapıyor, izliyoruz. Yine kamu işçi işveren ayrımı yapmadan belirli önerilerimizi paylaşıyoruz. TİSK'i biliyorsunuz değerli basın mensupları, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu gerek asgari ücret sürecinde gerek çalışma hayatını ilgilendiren her türlü kanun ve düzenlemede çalışanların beklentisini önceliği olarak belirliyor. Bu süreçte de EYT sürecinde de benzer bir yaklaşımımız var. Çalışma arkadaşlarımızın refahının, çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin, çalışma arkadaşlarımızın mutluluğunun işverenler için ne kadar önemli olduğunu ısrarla ve tekrarlı şekilde anlatıyoruz, ifade ediyoruz. Ben bugün sizlerle birlikteyken bunu tekrar ifade etmek istiyorum. TİSK camiası olarak kendi ekosistemimizden bu konularda, biraz evvel bahsettiğim konularda da dünyaya örnek uygulamalar çıkarmanın hep mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer taraftan çalışanlarımızın beklentisi, refahı bir tarafta, diğer taraftan da işletmelerimizin, şirketlerin, organizasyonların sürdürülebilirliğinin önemini de her fırsatta sizlerle paylaşıyoruz. İşletmelerin rekabetçiliği ülkemizdeki istihdam için çok önemli bir konu. İşletmelerin sürdürülebilirliği çalışma arkadaşlarımızın daha fazla gelire ulaşması için önemli. İşletmelerin büyümesi, işletmelerin daha fazla ihracat yapması hem çalışanlar için hem de ülkemiz için önemli. Bu sebeplerle EYT konusunda hem çalışanların hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak çözümlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bakanımız sürecin başından beri, hatta Mayıs-Haziran aylarından beri bizlerin görüşlerini alıyor. TİSK'e bu görüşleri ifade etme şansını çoklu defalar tanıdı. Sadece TİSK'in değil, başka işveren kuruluşlarının da görüş ve önerilerini aldı. Sadece işverenlerin değil, tüm konfederasyonların, işçi temsilcilerinin de görüşlerini almaya devam ediyor. Biz tabii TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerileriyle beraber sunmayı seven bir teşkilatız. Yani bir öneri getiriyoruz ama bunu aynı zamanda somut aksiyonlarla nasıl hayata geçirebiliriz de devletimizle beraber çalışmayı tercih ediyoruz. Bu EYT kapsamında da benzer bir yaklaşımımız var. Dolayısıyla işverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı bir çalışmayı bugün tekrar Sayın Bakanımıza sunduk. Sizler tabii bu çalışmaların içinde neler var diye soracaksınız. Dolayısıyla ben 3 maddede size bir özet anlatmak istiyorum. Bugün çok teferruatlı, dünya örnekleriyle, Türkiye örnekleriyle, artılarıyla, eksileriyle onlarca önerisi olan bir paket bu. Ama 3 tane ana kapsamda, ana çatı altında özetleyebilirim. Bir tanesi, emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın biliyorsunuz SGK primi ve işveren maliyeti artıyor. TİSK bir anket yaptı Temmuz ve Ağustos aylarında. Oldukça yüklü sayıda çalışanın, EYT kapsamındaki çalışanın katıldığı. Burada şunu gördük, %80'in üzerinde EYT kapsamındaki çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor. Yani devletin emeklilik maaşını almak ama aynı zamanda da işletmesinde çalışmaya devam etmek istiyor. İşverenlere sorduğumuzda da yine çok büyük bir oranda işveren bu istihdam ilişkisini devam ettirmek istiyor. Yani bu kişileri işine devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun da kaybolmamasını istiyoruz. SGK'da bir maliyet artışı söz konusu eğer emekli çalıştırırsanız. Bu tabii hem istihdamın devamı hem işverenler için bir risk. Dolayısıyla bu konuyu birkaç aydır dile getiriyoruz. Sayın Bakanımız müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda kapalı bir toplantıda vermişti. Bugün tekrar teyidini alarak burada sizlerle paylaşıyorum. Emeklilerle normal emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek. Dolayısıyla işverenlere ilave bir maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek. Değerli basın mensupları, bu çözümü şöyle önemsiyoruz. Bu konu sadece işverenler için değil, aynı zamanda emekli olup çalışma hayatına devam etmek isteyen çalışanlar için de çok kıymetlidir. Dolayısıyla bunun müjdesini Sayın Bakanımız az evvel bizlerle paylaştı. İkinci konumuz, emekli olacak çalışanların aynı anda, hatta aynı günde emekli olması durumunda işverenler için ciddi bir finansman problemi doğması söz konusu. Büyük işletmeleri de düşünün, küçük işletmeleri de düşünün. Oldukça yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün kıdem tazminatının alınması durumunda bir finansman sıkıntısı içerine girme, bu durumda da işçinin mağdur olma ihtimali var. Dolayısıyla bu konuda bizim uzun süredir taleplerimiz arasındaydı. Sayın Bakanımız az evvel yine
müjdeyi verdi. Hazine Maliye Bakanımızın da bu sürece çok destekçi olduğunu ifade etti. KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini az evvel aldık. Dolayısıyla kıdem tazminatları ile ilgili uygun, çok uygun kredi faiziyle bu anlamda işverenlere destek alınacak. Bu kıdem tazminatları da dolayısıyla çalışanlara gidecek. Üçüncü konu, özellikle kritik bazı sektörlerde ve şirketlerde yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda üretimi, ihracatı etkileyen durumlar olabiliyor. Bazı departmanlar komple emekli olabiliyor. Dolayısıyla özellikle kıdemin önemli olduğu sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği riskleri doğabilecek. Biz de ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden ama aynı zamanda biraz evvel saydığım üretimin, ihracatın devamlılığını da mani olmadan bir planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor. Bu konunun yine ülke için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu üç başlık dışında ilave önerilerimiz oldu. Bunları Sayın Bakanımıza aktardık. Şu anda süreç olumlu gidiyor. Yakın zamanda biz de sizler gibi konunun resmileşmesini bekliyoruz değerli arkadaşlar. Bugün gündemimizde asgari ücret yok ama sizlerin soracağınızı tahmin edeceğim için birkaç cümlede onunla ilgili edeyim. Bugün sürecin aslında ilk günü. Türk İş Başkanımız Sayın Ergün Atalay yukarıda, Sayın Bakanımız yukarıda. Az sonra benim de katılacağım bir toplantıyla hem süreci hem de takvimi detaylandıracağız. Bir komisyonumuz var biliyorsunuz. Komisyon hem işçi tarafını temsil ediyor, hem işveren tarafını temsil ediyor, hem de devletimizi, kamuyu temsil ediyor. Bu komisyon üyelik kimin üye olacağı ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Yakın zamanda da ilk toplantısını yapacak. Bugün esasında bir Türk İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Bakanımız ve aynı zamanda TİSK olarak bir planlama için buradayız. Ben esasında kamuoyuyla birkaç kez paylaşmıştım. Ben son iki asgari ücretteki üçlü imza sürecini çok önemsediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Son iki asgari ücreti hem işçi tarafını temsil eden Türk İş'in imzasıyla, hem devletin imzasıyla, hem de işverenlerimizin imzasıyla ortak bir mutabakatla biliyorsunuz hayata geçirmiştik. Bu ortak mutabakatın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ortak mutabakatın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu ortak mutabakatın ülkemizin ihtiyacı olan bir husus olduğunu biliyoruz. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla bu dönemde biz işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Burada tabii benim hani altını çizmek istediğim konu şu, işverenlerimizin razı olduğu, işçi sendikalarımızın, işçi tarafının memnun olduğu, aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız. Bu sürecin hem EYT sürecinin hem de asgari ücret sürecinin ben ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sizler için de önümüzdeki günler, haftalar yoğun geçecek eminim ki. Sizlere de bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Henüz somutlaşan bir şey yok. Henüz somutlaşan bir şey yok orada. Efendim, 6 Aralık'ta bir olağan genel kurulumuz var. Bunun hemen akabinde ilk toplantının yapılacağı ifade ediliyor. Siz de bu konuyu teyit edebilir misiniz? 7 Aralık'ta ya da o hafta içinde ilk toplantıyı bekleyelim. Yani henüz netleşmedi. Netleştiği vakit sizle tarihi hemen paylaşmaktan biz de memnun oluruz arkadaşlar. Yani şöyle bir genel prensibi var TİSK'in. Bu konu çok ülkenin gündeminde. 31 Aralık'ın son gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Ne kadar erken anlaşabilir, ne kadar erken mutabakat sağlarsak ülkenin gündeminden de bunu o kadar erken alırız diye düşünüyoruz. Yani TİSK'in görüşü budur. Hızlı şekilde toplantıları yapmak. Tabii meşakkatli geçiyor toplantılar, uzun geçiyor. Burada gereken saygıyı ve gereken özeni bu sürece göstermemiz lazım hep beraber. Komisyon çok detaylı verilere bakıyor, çok detaylı görüşler alınıyor. Binlerce insanın, binlerce işletmenin görüşlerine yer veriliyor. Ama ben geçtiğimiz dönemlerde de ifade ettim, bu dönemde ifade etmekten çekinmiyorum. Komisyonun çok taraflı değerlendirmeler yaptığını ve çok iyi niyetle bir böyle pazarlıktan ziyade ortak bir hedefe nasıl ulaşabiliriz gayesiyle çok olumlu bir şekilde toplandığını
ben tekrar ifade etmek istiyorum. İnşallah geçtiğimiz dönemlerde yakaladığımız bu uyumu ve huzuru bu dönemde devam ettiririz. Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. 15 günlük, 16 günlük bir sürede neticelenmişti geçtiğimiz sene. Ki ortalama bir rakamlar da telaffuz edilmişti ama sizin telaffuz edeceğiniz bir rakam mı talep ediyorsunuz? Şu an için çok erken. Komisyonun ilk toplantısını yapmasını beklememiz lazım arkadaşlar. Efendim %50'nin açlık yoksulluk sınırı araştırmaları geliyor. Yine bakanlığın bir anket çalışması olduğunu biliyoruz. Etkin böyle bir çalışması var mı? Masaya bir çalışmayla gelecek. Tabii çok çalışmamız var. Hepsi rakama dayanan, analizlere dayanan, hem işverenleri dikkate alan, hem çalışanların beklentisini alan, hem anket yapan çalışanlarımızda onlarca çalışmamız var. Bakanlığımız ayrıca anket yapıyor. Türk İş ayrıca anket yapıyor. Komisyon ne? Muhtemelen uzlaşabilirsek muhtemelen tarih netleşir arkadaşlar. Şu netleştirebilirsek bu anket ya da çalışmalarınız sadece işvereni mi kapsıyor, işçi de dediniz? Tabii. Biz az evvel de ifade ettim. Çalışanların beklentisi refahını önceliğimiz olarak belirliyoruz. İşletmelerin sürdürülebilirliğini önceliğimiz olarak belirliyoruz. Bu ikisini dengeli bir şekilde ortaya koyan çalışmalarımız var. Rakam şöyle değerli arkadaşlar. Yani anket sonuçlarından çıkan bir rakam. Tabii var. Rakam var ama bunu zikretmek sürece de çok saygısızlık olacaktır. Bu yani komisyonun bu rakamları detaylı şekilde paylaşacağını görüyoruz, öngörüyoruz. Yani burada benim şahsi görüşüm şu. Yeteri kadar rakam zikrediliyor. Sabah 7'de haber programlarıyla başlıyoruz. Gece 12'de 1'de asgari ücret. Tabii çok yoğun, ülke için önemli bir konu ama bazen altında çok analiz olmayan, gerçekçi olmayan, yüksek veya alçak. Yani onun tespitini yapmadan söylüyorum. Bu bir süreç değerli arkadaşlar. Buradaki çıkacak rakam inanın ben de bilmiyorum. Komisyon üye hiç kimse bilmiyor. Bu sürecin sonunda en iyisini yapmaya çalışacağız hep beraber. Buradaki iyi niyetimize ve samimiyetimize geçtiğimiz dönemlerde sizin de inandığınızı biliyorum. Bu iyi niyetle inşallah bu süreci hep beraber yürüteceğiz diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben. Teşekkürler. Özgür Bey. Bizim öyle bir açıklamamız olmadı. Bizim ağzımızdan duymadığınız şeyleri hiç itibar etmeyin arkadaşlar. Teşekkürler. Kolay gelsin. Arkadaşlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.